dünyanın en büyük ikinci ahşap yapısı olan Rum Yetimhanesi'ne gitmeye çalışıyoruz. Bu yapının gerçekten çok enteresan hikayeleri de var ama buna başlamadan önce size yolculuğumuzu göstermek istiyorum. Burası şu anda Büyükada'nın haritası. Aşağı yukarı çizmeye çalıştım. Normalde buradan buraya gitmek ortalama 45 dakika sürüyormuş ve yokuş yukarı çıktığınız için de çok terliyormuşsunuz. Ama biz Tepeköy arabasına binerek buraya gidebilirmişiz. Buranın yerlilerinden öğrendim. Hadi şimdi binelim. Arkadaşlar şu an Rum Yetimhanesi'nin çok yakınına geldik. İnsanlar şu anda gidiyor. Çekebilirsin istersen. Ama ben burayı biliyorum arkadaşlar. İnternetten baktığım kadarıyla bakın şurası şey olarak yetimhanenin alanı olarak düşün, tamam mı? Yetimhane şurada bir şey, şöyle bir şey. Bu yetimhanenin etrafında tel örgü var arkadaşlar, iki sıra hem de. Ve içeriye bazı yerlerden bakmanız bile yasak. Bazı yerlerde böyle parmaklıklar falan var, bazı yerler tamamen jiletli. Ama buranın bir kısmında giriş yeri var. Şurada şöyle bir yer. Buradaki duvarı geçseniz bile bir şekilde, mesela şurada bir tane boşluk var, duvarı yıkmışlar. Biz oradan girmeyi düşünüyoruz. İçeri girseniz bile yine içeride insanlar var arkadaşlar, bekçiler var. Bekçiler yetmiyormuş gibi onlar bir de volta atıyor, etrafta dönüyor. Bunun haricinde bir de bekçi köpekler var. Onlar da her yerde. Onları da geçtiniz diyelim, içeriye girdiniz arkadaşlar. İçerisi yıkık dökük bir yer, tahtalardan oluşuyor. Üzerimizde yıkılma tehlikesi var. Yani bu videoyu aslında gerçekten bayağı zorlanarak çekiyoruz. Ormana girişler yasaktır yazıyor. Aslında ormandan da girilebiliyor ama işte ormana girişleri de yasaklamışlar. Şu an gezi rotamızın üzerinde burayı fark etmiş gibi yapacağız. Sonra aşağı doğru devam edeceğiz. Size zaten ne kadar korunaklı olduğunu çok daha yakından göstermek istiyorum. Burası neden bu kadar korunuyor? Burada ne var? Videonun ilerleyen zamanlarında anlayacaksınız. Çok korkunç gözükmüyor mu? İnanılmaz heybetli ve bu kadar seneye rağmen hala dayanıklı bir şekilde orada duruyor yani. Dayanıklı olmasa da bir şekilde ayakta kalmaya devam ediyor. Arkadaşlar. Bakın size göstermek istiyorum. Hem özel mülktür, girmek yasaktır yazıyor. Hem köpek var uyarısı var. Girmek tehlikeli ve yasaktır bir daha yazıyor. Drone uçurmak da yasak. Duvar üstüne çıkmak yasaktır. Bak. O kadar çok fazla uyarı var ki arkadaşlar. Yasak, yasak, yasak. Her şey yasak. Drone'a da bakamazsın. Zaten burada arkadaşlar şey var. Sinyal bozucu var. Siz burada drone'u uçurmaya çalıştığınızda sinyal alamıyorsunuz. O yüzden de uçuramıyorsunuz. Buranın yan taraflarına doğru aslında da gitmek yasak. Şu bakın şuraları da kapatmışlar ama bazen çıkabiliyor insanlar. Buraya da girmek yasak normalde. Birisi varsa bir ona sormak istiyorum. Hani video çekebilir miyiz diye. Ne diyecek merak ediyorum. Bakar mısınız? Bakar mısınız? İçeride keçiler falan gözüküyor arkadaşlar. Keçi bakın, mi? Bakın evet. Gel biz de gidelim. Herkes bakıyor. Biz de bakalım. Bak buradan gözüküyor. Parmakların arasından hep buranın fotoğrafını çekmişlerdi. Sen de yaklaş istersen. Kamera oradan geçmez ama belki şuradan çekebilirsin. Aşırı korkunç ya. Normalde şurada bir aile yaşıyor. Bu da hayvanlarını falan şey yapıyorlar. Bekçinin ailesi orada yaşıyor ama bekçi bile kapıya git çıkmadı arkadaşlar. Buranın biraz hikayesini size anlatmak istiyorum. Ben neden buraya geldim? Öncelikle ben biraz internette araştırma yaptım ve İstanbul'da korkunç yerler var mı diye bakmak istedim. Daha sonra burayı buldum. Burada yaşanmış bir hikaye var arkadaşlar. Daha önce burada anlayacağınız üzere yetim çocuklar kalıyormuş arkadaşlar. Sonra büyük bir yangın çıkmış. Yangın olduktan sonra çocuklar etrafta koşuşturmaya başlamış, kaçmaya çalışmış. Bu çocuklardan birisi de su kuyusuna atlamaya karar vermiş. Su kuyusunda hani yangından kurtulabilirim diye düşünmüş. Daha sonra yangını söndürmüşler. Söndürdükten sonra çocukların sayımı yapılmış ve çocuklardan birinin kayıp olduğunu anlamışlar. Binayı aramışlar, ormanı aramışlar ama çocuğu hiçbir şekilde bulamamışlar. Çünkü hiçbirinin aklına su kuyusuna bakmak gelmemiş. Dolayısıyla çocuğu orada unutmuşlar ve çocuk ölmüş arkadaşlar. Daha sonra aradan zaman geçtikten sonra orada yaşayan çocuklardan biri su kuyusunun içerisinden çocuk çığlıkları ve ağlama sesleri geldiğini söylemiş. Daha sonra su kuyusunu açmışlar ve kayıp olan çocuğun cesediyle karşılaşmışlar. Normalde yani bu bina yangını da görmüş. Bu kadar sene ayakta da kalmış. 6 katlı bir bina var. Normalde bir de 5 katlı bina vardı ama ben şurada 2 katlı bina görüyorum. Başka görmüyorum. Bu arada bu binanın üst kısımları ahşap olmasına rağmen alt kısımları betondan yapılmış arkadaşlar. Neden betondan yapıldığıyla alakalı da birkaç söylenti var. Onları da videonun ilerleyen kısımlarında size anlatacağım. Benim internette gördüğüm şeye göre, rotaya göre şu taraflarda bir yerlerden girmemiz gerekiyor. Su kuyusu nerede sence?
Su kuyusu. Aa, şurada bir tane var, yangın şeyi. O su mu? Kuyusu. Bilmiyorum ki nerede. Normalde burası gerçekten çok enteresan bir yer ve hikayesi de çok ilginç. Ama buraya video çekmek için insanlar geldiklerinde maksimum bu parmaklıklara kadar dokunabiliyorlar. Daha ilerisine gidemiyorlar. Sadece bir kişi içeri girebilmiş. Onun da videosunu YouTube'dan izledim. O kadar. Buradaki alanın içinde ultraviyole ışınlarla etrafı çekim yaparken araştırmacılardan bir tanesi geçiş kapısı bulduğunu iddia ediyor arkadaşlar. Size de zaten buraya bir yere fotoğrafını koyacağım. Gerçekten ben gördüğümde dedim ki ben buraya asıl bu hikayesini bilmeden nasıl gelmişim. Normalde bu yangın hikayesi için buraya gelmiştim ama bence bu çok daha enteresan. Çünkü ülkemizde gerçekten geçiş kapılarının bulunduğu söyleniyor. Tarsus diye bir yerde arkadaşlar yine geçiş kapısı bulunduğuna dair söylentiler oluyor. O kapıdan yanlışlıkla geçerseniz tamamen kayboluyorsunuz. Böyle şeyler de söyleniyor. Hadi gel birazcık daha aşağı inelim ve bunun etrafını dolaşmaya devam edelim. Çok iyi ya. Ya sanki şurası da apayrı bir alan gibi. Zaten yasaklı bölge gibi baksana. Aa! Bence su kuyusu şurası. Bence net burası su kuyusu biliyor musun? Baksana üstünü falan kapatmışlar gördün mü? Sanki açık evet. Olan bir şeyin üzerine bir şeyle örtmüşler sonra üzerine taş koymuşlar gibi değil mi? Evet. Net burası, net burası. Hı-hı. Kesin girmemiz lazım. Bakın burada kapı var. Burayı da zincirlemişler. Tabii zincirlerini tabii ki açamayız. Ama aşağı doğru yine devam ediyoruz. Hadi gel. Hala dikkat köpek var. Girmek tehlikeli ve yasaktır. Şurada, şuraya gel bak. Özel mülktür, girmek yasaktır. Her yere yazmışlar, her yere. Baksana şuradan. Nasıl gireceğiz buraya? Bir şey söyleyeceğim. Ya orayı kapattılarsa? Yangın neden çıktığını kimse bilmiyor arkadaşlar. Zaten odaklandıkları nokta da çocuğun ruhunun hala bu topraklarda dolanıyor olması. Ama beni daha çok bu geçiş kapısı korkuttu arkadaşlar. Çünkü geçiş kapısı ne demek biliyor musunuz? Çok şey ifade ediyor. Bu arada şey diyebilirsiniz, korku videosu çekmeye neden gündüz gittiniz? Arkadaşlar binanın heybetini görmeniz için gündüz gelmeniz gerekiyordu. Çünkü bu bir ahşap bina. Ahşap olduğu için de dış cephesi inanılmaz karanlık. Ve buralarda etrafta ışık da yok. Ne sokak lambası ne bir şey buraya. Hiçbir şekilde elektrik, ışık hiçbir şey yok. Kesinlikle göremeyecektiniz. O yüzden gündüz gelmeye karar verdik. Hadi devam edelim. Bu çıkış kapısını bulmak zorundayız. Bu şekilde arkadaşlar. Bu nedir ya? Bakın bu da iki katlı olan. Baksanıza su kuyusunun tekerlerine çok benziyor. Ya nerede bu ya? Nerede giriş? Niye giremiyoruz? Kapatmış olmamalılar. Hayır ya. O zaman üstten atlayacağım. Bak şuradan atlarım. Şuna bak. Bu ne be? İnanamıyorum. Bu kadar sık jilet koymalarının amacı nedir ya? Kimse girmesin diye. O kadar yol yürüyüp yine de giremeyince nasıl da zor oluyor ama insan. Şaka gibi ya. Giremedik ya. Giremedik ya. Giremedik ya. Ne yapacağız? Bir yer buldum. Bir yer buldum. Şurası. Buradan kafam geçer mi? Geçer mi? İçeri girersem ne yapacaksın sen? Burada kal ben telefonla gireyim. Belki girerim. Deneyeceğim. Gerçekten. Evet. Buraya sıkışırsam. Bir kere deneyeyim ya. Benim kızım bak sıkışırsın oraya çok dar orası. Heyecanlandım şu an. Buradan başka hiçbir yerden giremem. Kafam en büyük olan. Şu şekilde geçsem. Geçebilirim abi ben buradan. Geçerim. Bana yapma. Salak mısın? Niye öyle sesler çıkarıyorsun? Kim? Hani? Arkadaşlar ben girmeye karar verdim. Üzerimi giyiyorum. Sen istersen burada kal. Ben gidiyorum. Saçlarımı da toplayacağım. Geçemiyorum. Kafam çıkmayacak. Geri gel.
Sarı atletli bir tane bekçi var ve ayaklarım burada kaldı. Buraya bakarsa görecek. Arkası dönük yukarı doğru çıkıyor. Siktir. Ay, dur dur. Yardım etsene. Çıkamıyorum. Beni yakalayabilirdi. Aa, çok korktum oraya sıkışacaksın diye. Nasıl geçmedi ki buram? Oha, karnım hep çizik çizik oldu. Evet. Ya nasıl geçemedim? Bir şey soracağım. Düşünsene giriyorum içeriye, bekçi diyorum ki hello. Ne haber canım? Bu nasıl bir korku videosu? Girersem de çok kısa girebilirim sadece. Ah, bu ne? Bu ne? Ah, her yerim bir şey oldu ya. Ya abi, bekçi abi, bir izin ver. Bir kere girelim ya. Ne olursun. Bence de. Abi diyeyim, bak girmeye çalıştım ne oldu diyeyim. Arkadaşlar, bekçi abi izin vermezse oraya gideceğim. Irmak diyor ki çıkamayacaksın, şimdi itfaiye çağıracağım, polis çağıracağım. Sonra haberlere çıkacağım öyle uzun makarna. Girmeye çalışırken sıkıştı diye. İzin vermezse gireceğim, orada sıkışacağım yani. Abla bakar mısınız? Bekçi abla. İçeri girebilir miyiz? Bana bir... Lütfen, lütfen. Video çekiyorum. Ben YouTuber'ım abla, lütfen birazcık çekim yapayım. Çok uzaktan geldim, ne olursun. Abla lütfen. Siz nasıl giriyorsunuz? Cevap vermiyor artık, onun kisti. Abla ya. İyi, o zaman sıkışma, hadi gel. Hadi gel, sıkışacağız o zaman. Gelmiyorum bana. Baksana şurada bir sürü insan var. Bence onlara söyleyelim. Diyelim ki böyle böyle, bakın ben buradan girmeye çalışıyorum. Bana yardım edin. Nasıl fikir? Ya hayır ya. Başaramadık da Özgür. Hayır, bunu kabul etmek istemiyorum. Gel bir kere daha dolaşalım. Deneyecek misin? Evet. Yapma, deneyim. Polis gelecek. Ya niye beni hep korkutuyorsun Irmak ya? Korkutucu şişler. Şu an korkutuyorum. Kemiğim sıkışıyor. Popomun kemiği. Kafam girmez mi? Evet, girmiyor. Diğer taraftan giriyordu. Aa, bak sanki burayı esnetmişler biraz. O zaman biraz daha aşağıya bakayım. Bunlara değmeden çıkabilir miyim? Bununla şey yapsam, üzerini örtsem. De. Evet. Ya olmuyor ya. Uf ya. Köpek niye öyle yaptın bize? Köpüş. Oha, köpek beni çok korkuttu. Arkadaşlar, az önce kayıt açık olsaydı görecektiniz. Köpek bir anda geldi, havlamaya başladı. Atlayacağımı falan mı anladı acaba? Abi dibime geldi bir anda, koştura koştura havladı. Nasıl korkmayayım? Arkadaşlar, hiçbir şekilde sokmuyorlar. Bakın, burada yine bekçiyle konuştuk. Bekçi dedi ki hani biz buraya girmek istiyoruz, video çekeceğiz falan. Hem içeriye giremezsiniz dedi, hem kaymakamlıktan hem de buranın sahibinden izin almanız gerekiyor falan dedi. Ve sonra köpeği üstümüze saldı resmen. Yani şey, parmaklıklar olmasına rağmen. Şimdi ben şey indirmek istiyorum. Ay! Burada net enteresan bir şeyler dönüyor arkadaşlar. Şimdi ben bu uygulamayı indiriyorum telefonuma arkadaşlar. Ghost Hunting diye. Eğer etrafta normalden farklı enerjiler varsa bunları fark edebiliyor, bulabiliyor. Onu yapacağım. Artıyor şu an. Daha çok arttı. Azaldı. Oha, yükseliyor, yükseliyor. Oha, yükseliyor. Düştü şu an. Şöyle tutayım. Şöyle tutayım. Ay! Bu ne? Yüksek. Düştü şu an. Burada o kadar yüksek bir sinyal yok ama beklediğim gibi değil şu an arkadaşlar. Kemik mi o? Ben hiç anlamam. Taş hiç bence. Anlamam. O nasıl taş? Ah! Kemik mi? Sesine bak. Gel sesine bak. O kemik, biliyorsun değil mi? Bu ne kemiği? Umarım insan kemiği değildir. Özgür, o ne? Baksana. Bir eklem yerine benzemiyor mu? Benziyor. Oğlum bu kemik lan gerçekten. Bir şey diyeceğim, tahtaya da benziyor ama. Böyle tahta mı olur? Tahtanın yapısı böyle mi olur? Bilmiyorum. Bu kimin kemiği? Ne bileyim. Buraya girmeye çalışan birinin kemiği mi acaba? Oha, köpekler mi yedi sence? Vallahi neden olmasın? Biz az önce geçtik, bunu görmedik. Özgür, bir şey diyeceğim. Şu ne peki?
Oha. Yok be, o değildir. Oha. Ne o? Ay! Kağıt kıpırdadı, ödüm patladı. Kağıt hareket edince ödüm patladı. Çok korktum, sadece kağıt hareket etmişti. Bu da insan kemiği bu arada, böyle sallıyorum ama. Yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Bakın, burası sanki eklem yerinin şeyleri oluyor ya, çukuru. Cis şeyine benziyor. Orası gibi bak, şu kısmına bak, şu kısmı da. Burada normalde lifler falan oluyor ya, o tarz bir yapıya benziyor. Bak şurası birazcık kırılmış. Şuraya bak. Çok enteresan. Acaba bu nasıl böyle oldu? Bu neyin kemiği? Bu yukarıdaki şey değil mi? Ona da bakmak istiyorum. Yok canım, o ağaç be. Arkadaşlar buraya yolunuz düşerse bu kemiği hatırlayın. Dur ismimi yazacağım. Yazdım uzun makarna diye. Aa! Normal elimle dokunuyorum. Niye burada bu kadar çok örümcek ağı var? Irmak ya. Bir daha adrenalinli bir şey çağırmayacağım seni. Abi çağır da, ormana çağırma beni. Ben çok oynanıyorum böcekten. Ben bayılırım zaten. O kadar çok severim ki. Baksana şurada ne kadar çok örümcek ağı var. Şurada özellikle inanılmaz fazla. Oha. Enteresan. Oha! Ne? Ha tamam, taşmış o, pardon. Öldüm. Pardon. Öldüm. Kemik sandım. Baksanıza arkadaşlar, daha önce burada video çeken birisi buradaki şekillerden bahsetmişti. Bir büyük kitabında yer alıyor falan diye. Ama başka bir yeri göstermişti. Aynı benzer şekiller, geometrik şekiller burada da var. Burayı göstermemişlerdi. İçeride bir sürü kalıntı eşyalar var arkadaşlar. Kıyafetler var, yataklar var. Bir sürü, her şey yok olmuş muhtemelen. İçeriği o kadar çok merak ediyorum ki, neler var acaba? Baksana. Kıyafet parçası galiba. Evet. Şurada da var. Bakayım mı? Bak istersen. Bu ne be? Oha, toprakla birleşmiş sanki. Oha bu ne? Büyü gibi. Tövbe tövbe. Bu ne? Oha özgür. Bu ne ırmak? Çekiyor musun? Evet. Bakıyor musun videoya? Oha. Evet. Oha bu ne? Bu ne? Kan var. Ay. Sanki değil mi? Evet. İnanmıyorum. Bu ne? Bunun altında bir şey mi var? Oha! Bu ne ırmak? Irmak bu ne? Ay özgür bir şey falan çıkmasın bak onun. Oha altından. Ceset meset çıkmasın. Ay çok kötü. Bu ne abi? Ya. Şurada da var bak. İnanamıyorum. Çok kötü. Çok eski kıyafetler var. Kan mı sence üstündeki? Bence o kandı bu arada. Harbi mi? Evet bak. Kimin kanı? Kim ölmüş? Baksana. Bu kim ölmüş burada? Kana şaşırıyorsun. Elimde kemik var şu an. Belki şunun altında birisi vardır bile belki. Biliyor musun? Niye? Olabilir. Belki bunun altında bir insan bile olabilir. Gel biraz daha bakalım. Ben bu kemiği çantama koyacağım. Götürecek misin onları? Evet. Evet, canlıyla bakarız. Ağaç ne kadar enteresan. Şekline bak. Ağaç böyle büklüm büklüm olmuş. Görüyor musun? Arkadaşlar şu yazının olduğu yere tekrar geldik bu arada. Şeklin olduğu yere tekrar geldik. Arkadaşlar burada kedi iskeleti var. Gördüğünüz gibi bakın. Burada patileri var. Bu da iskeleti. Ama bizim sırtımdaki de acaba ne bilmiyorum. Korktunuz mu? Ben korkmadım. Gördün mü? Gel. Nasıl görmüyorsun ya? Yukarı kaldır bak. Gözükmüyor mu bu kedi? Tek gözlü bir kedi bu. Bak. Ha o. Oha ben de alttakini diyorsun zannettim. Irmak. Orada kedi örüyorum. Irmak. Şu işte baksana tamam, görmüyor musun? Gördüm onu. Tek gözlü evet. Kedi niye var mesela burada? Burada da kedi ölmüş. Illuminati falan değil mi yani mesela tek göz? Yine mi kemik? Yok artık ya, kafayı şey. Yiyorum artık kafayı yiyorum. Arkadaşlar bakın ben buradan geçebiliyorum. Yüzüstü bir şekilde şuraya kadar kendimi soktum. Daha tersinde bacaklarımı buradan sarkıtıp yine buraya kadar soktum. Yani aslında ben buradan teknik olarak geçebiliyorum. Tek korkum şuradan köpeklerin geldiğini görürsem eğer hızlıca kaçmaya çalışırken kendime zarar veririm diye korkuyorum. İkinci olarak da şundan korkuyorum. Hadi girdim içeri. Yine köpekler yakalı tamamen geçtim. Bu sefer geri bu tarafa geçmem gerekecek ve geçerken çok daha fazla zorlanacağım. Bu sebepten korkuma buraya girmiyorum. Biri mi bağırdı?
Buradan mı geldi oraya baktın? Evet, oradan geldi. Ben ne arayayım ya? Abi ben buradan korkudan bir daha geri çıkamam. Bak buraya girerim. Korkudan buraya geçmekte çok zorlanırım. Hani sadece girme o zaman. Özgür. Ay, korkuyorum. Yapma Özgür, değmez. Takipçilerini düşün. Onlar sensiz ne yapar? Arkadaşlar yapacaktım. Bana bir şey olursa siz de çok üzülürsünüz arkadaşlar, değil mi? Kesinlikle. Sizin için sırf merak ettiğimiz için girmek istiyordum ama gerçekten bana bir şey olursa siz de çok üzülürsünüz. Kafa üstü mü gireceksin? Bir şekilde kaldım. Oradan bize yorumlarını paylaş. Nasıl görünüyor içerisi? Devam edebilirim. Beni ittirirsen ama popomda. Ay böyle kaldım, düşünsene. Arkadaşlar itfaiye aramak zorunda kalmadık bugün de. Özgür doğru yolu seçti. Burada geçit kapısı tarzında bir şey görüldüğü için ben burayı çok merak ediyordum ya. Ve mesela gökyüzünü şey yapıyorlar. Gökyüzüne yine ultraviyole ışıklarla bakıyorlar. Ve gökyüzünde parçacıkların falan olduğunu da gösteriyorlar. Göster. Gözle görülen hiçbir şey yok ama o özel ışıklarla bakıldığında özellikle geceleri çok enteresan şeyler gözüküyor. Bence buraya bu kadar sokulmuyorsa, bakın bu kadar düşünüyorlarsa tek sebebi budur yani. Özel bir şeyler döndüğü için. Çünkü fark ettim mi, oradaki kadın dedi ki burada yangın çıkar diye kimseyi sokmuyoruz. Burada daha önce zaten yangın olmuş. Evet. Şey dedi, burada yangın çıksa bütün büyük ada yok olur dedi. Evet. Ama burada zaten daha önce yangın çıktı. Ve yok olmadı da yani. Bence yangın çıkmasından ziyade binanın yarısı yıkık olduğu için belki riskli. Ama mesela aynen. Bunu niye engelliyorlar? O görüntüleri alamasınlar diye bence. Arkadaşlar yine kedi ölüsü gördük de. Burada. Gördüğünüz gibi şuradaki aşamanın başlangıcını bile geçemedik. Burada dedi ki buraya geçsek işte köpeklerle bekçi var, sonra içeride bir şeyler yıkılabilir falan. İlk baştaki aşamasını bile geçemedik. Ama ben yine de bizi başarısız görmüyorum arkadaşlar. En azından denedik. Diğer youtuberlar sadece parmaklıklara kadar gelebiliyor demiştim. Ben de sadece parmaklıklara kadar gelebildim. Olsun be. Olsun. Evet arkadaşlar, videomuzun artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benim için çok enteresan bir deneyim oldu. Bulduğum şeyler ve buranın atmosferini yaşamak çok farklı ve çok güzel. Şu an mesela burada oksijen yüksekte olduğumuz için çok fazla ve bazen bayılasımız geliyor. Böyle bayılacak gibi oluyoruz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Ay benim sesim çıkmıyor olabilir şimdi oradan. Bu hiç korku videosu gibi olmadı arkadaşlar. Bu komedi videosu gibi oldu.